Mutlu akşamlar efendim. Saatlerimiz 19.15'i gösteriyor. Spordaki gelişmeleri aktarmak üzere karşınızdayız. Siyah beyazların gündemiyle başladım. Çünkü Beşiktaş bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde ilk puan için sahaya çıkacak. Grupta son sırada bulunan siyah beyazların başı sakatlıktan da kurtulmuyor. Bu arada Rıdvan Yılmaz da maç öncesi kadrodan çıkarıldı. Detayları paylaşalım hemen sizlerle. Hem ligde hem de Avrupa'da istediği sonuçları yakalayamayan Kara Kartal Şampiyonlar Ligi'ndeki 5. maçında Ajax'la karşı karşıya geliyor. Mücadele saat 20.45'te Vodafone Arena'da oynanacak. 4 maçı da kaybeden Beşiktaş grup maçlarının sonuna yaklaşırken taraftarına galibiyet hediye etmek istiyor. Puansız son sırada yer alan Beşiktaş'a bir sakatlık haberi de Rıdvan'dan geldi. Arka adresinde ağrı hisseden Rıdvan Yılmaz Ajax kadrosundan çıkarıldı. Temsilcimiz Beşiktaş'ın muhtemel 11'ini de hemen sizlerle paylaşalım. Ersin, Rozier, Vida, Wellington, Umut, Can, Atiba, Gezal, Enkadu, Teixeira ve Larin 11 ile bu akşam Ajax karşısında sahaya çıkacak siyah beyazlar. UEFA Avrupa Ligi'ndeki iki temsilcimiz ise yarın sahaya çıkacak. Galatasaray yarınki maçta 1 puan alırsa gruptan çıkmayı garantileyecek ama sarı kırmızılılar galip gelerek liderliğini sürdürmek hedefinde. Aslan grupta liderlik için sahaya çıkıyor. Bu kez rakip Fransız ekibi Marsilya. Galatasaray UEFA Avrupa Ligi E grubunun 5. maçında Fransa temsilcisi Olympique Marsilya ile karşılaşacak. Neş stadındaki maç saat 20.45'te başlayacak. Maçı Alman hakem Tobias Steyler yönetecek. Steyler'in yardımcılıklarını Eduard Bettinger'la Robert Kempter üstlenecek. E grubunda çıktığı 4 maçta ikişer galibiyet ve beraberlik alan sarı kırmızılı takım 8 puanla namağlup lider durumda bulunuyor. Tüm maçlarda berabere kalan Fransız takımı ise 4 puanla 3. sırada yer alıyor. Galatasaray taraftarı önünde 1 puan alması durumunda ilk 2'de yer alarak gruptan çıkmayı garantileyecek. İki takım arasında grupta yapılan ilk maç 0-0 sona ermişti. Gruptaki diğer maçta ise aynı saatte Rusya temsilcisi Lokomotiv Moskova, İtalyan takımı Lazio'yu ağırlayacak. Galatasaray'da iki futbolcu sakatlığı nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Kaptan Arda Turan'la Fransız sağ bek Sacha Boey yarınki karşılaşmada forma giyemeyecek. UEFA'ya bildirilen kadroda yer almayan Oğulcan Çağlayan, Aytaç Kara, Gustavo, Hasan Çao ve Fatih Öztürk de Marsilya maçında görev yapamayacak. Galatasaray teknik patronu Fatih Terim Marsilya maçı öncesi basın toplantısı düzenledi. Terim Marsilya maçı Fenerbahçe derbisinden daha önemli ifadelerini kullandı. Galatasaray'ın lider olduğu, kazanması halinde Rusya'dan gelecek Lazio'nun galibiyetinin dışındaki her neticenin kendisini direkt gruptan çıkaracağı bir ortamda açıkçası bu tip illüzyonlarla, bir daha söylüyorum, illüzyonlar diyorum, uğraşacak vaktimiz yok. Onun için çok zamanımız var. Yani çünkü onlarla yaşayarak bir yere gelemeyiz. Marsilya maçının öneminin önüne de herhangi bir şeyi geçirmek istemiyorum. Yani Galatasaray Fenerbahçe 100 küsur yıldır oynuyor, kazanıyor, kaybediyor. Muhakkak ki bizim için ezeli rakibimizle oynadığımız maçların sonucu çok önemli. Çok üzüldük. Önemini biliyoruz ama İnanın bana hangisi daha önemli derseniz Galatasaray için Marsilya maçı daha önemlidir. Çünkü bunun telafisi yoktur, onun telafisi vardır. Sarı lacivertlerin gündemine de göz gezdirelim. Avrupa Ligi'ndeki bir diğer temsilcimiz Fenerbahçe Olympiakos maçı için Yunanistan'da. Sarı lacivertlere Mesut Özil'den üzücü haber geldi. Fenerbahçe maçı kazanırsa gruptan çıkma adına çok önemli bir avantaj da yakalamış olacak. Fenerbahçe Olympiakos maçı için hazırlıklarını tamamladı. Mesut Özil idmanda yer almadı.
Fenerbahçe Avrupa Ligi'nde oynayacağı Olympiakos maçının hazırlıklarını tamamladı. Can Bartu tesislerindeki son antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma yapıldı. Sarı lacivertliler antrenmanın ardından Atina'ya uçtu. Ayak bileğinde ağrı ve şişlik bulunan yıldız futbolcu Mesut Özil antrenmana katılmadı. Mesut'un Olympiakos maçı kadrosuna dahil edilmesi beklenmiyor. Enner Valencia ile Altay Bayındır'ın tedavileri de sürüyor. Georgios Karaiskakis stadyumunda saat 23'te başlayacak maçı İspanyol hakem Antonio Matoi Lahoz yönetecek. D grubunda Frankfurt 10 puanla lider durumda. Olympiakos 6 puanla ikinci, Fenerbahçe 5 puanla üçüncü. Son sıradaki Antwerp'in puanı ise 1. Fenerbahçe maçı kazanırsa gruptan çıkma adına büyük avantaj elde edecek. Avrupa'daki temsilcilerimizin karneleriyle devam edelim. Galatasaray yarın oynayacağı Marsilya mücadelesiyle Avrupa arenasında 299. kez sahne alacak. Fenerbahçe ise 237. sınavına hazırlanıyor. İşte istatistikler. Avrupa Fatihi Galatasaray, dev takımları deviren Fenerbahçe. İşte temsilcilerimizin Avrupa karnesi. Galatasaray Avrupa arenasında 299. maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takım çıktığı 298 maçın 105'inden galibiyetle ayrıldı. 114 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray 79 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 396 kez havalandırırken kalesinde ise 444 gole engel olamadı. Galatasaray Avrupa'nın 2 numaralı kupasında 89. kez mücadele edecek. UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi adlarıyla düzenlenen organizasyonda 88 maça çıkan Sarı Kırmızılılar 35 galibiyet, 29 beraberlik ve 24 yenilgi yaşadı. 139 gol yerken kalesinde 109 gol gördü. Fenerbahçe ise Avrupa'daki 237. sınavına hazırlanıyor. Sarı lacivertliler Avrupa'da oynadığı 236 karşılaşmada 87 galibiyet, 50 beraberlik ve 99 mağlubiyet yaşadı. Bu maçlarda 296 kez fileleri havalandıran Fenerbahçe kalesinde ise 346 gol gördü. UEFA Avrupa Ligi'nde 68 maça çıkan Fenerbahçe'nin 34 galibiyeti, 15 mağlubiyeti bulunuyor. Fenerbahçe Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki 2 numaralı organizasyonunda 123. maçını oynayacak. Önceki maçlarda 52 galibiyet, 29 beraberlik ve 41 yenilgi yaşadı. 166 kez ağları sarstı, kalesinde ise 158 gole engel olamadı. Fenerbahçe Portekizli Teknik Direktör Vitor Pereira yönetiminde Avrupa Kupalarında 23. kez mücadele edecek. Sarı lacivertli ekip Pereira ile Avrupa'da oynadığı 22 karşılaşmanın 10'unu kazandı. 7'sinde berabere kaldı. 5'inde sağdan mağlup ayrıldı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu 14 kulübün katıldığı toplantı sonrası açıklamalarda bulundu. Bu arada 14 kulübün katıldığı diyoruz çünkü diğer kulüpler mazeret bildirdi ve mazeretleri sebebiyle bugün yapılan toplantıya katılamadı. Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ahmet Ağaoğlu ilk yarının son 6 haftasında hakemler hakkında konuşmama kararı alındığını da açıkladı. Bu bilgiyi sizlerle paylaştıktan sonra Bordo Mavililerin gündemiyle devam edelim. Trabzonspor bu sezon istatistikleri de alt üst ediyor. Son 26 yılın en başarılı sezonunu yaşayan Bordo Maviller, gol konusunda da son 10 yılın zirvesinde her maçta gol atan Karadeniz ekibi 43 dakikada bir gol buluyor. Detayları izleyelim. En iyi sezonlarından birini geçiren Trabzonspor gol konusunda da son yılların zirvesinde. Bordo Maviller son 10 sezonun en golcü dönemini yaşıyor. Spor Toto Süper Lig'de 33 puanla namağlup lider durumda bulunan Bordo Mavililer son 26 sezonun en başarılı 13 haftasını geride bıraktı. Ayrıca son 10 sezonun içinde Trabzonspor'un en çok gol attığı ve en az gol yediği sezon da bu sezon. Karadeniz ekibi en son 2010-2011 sezonunda bu sezonun üzerine çıkmış, 29 gol atıp 8 gol yemişti. Trabzonspor bu sezon 13 maçta 27 gol atıp 11 gol yedi. Çıktığı her maçta gol attı. 4 maçta ise kalesini gole kapattı. Ortalama 43 dakikada bir gol buldu.
Süper Lig'de bu hafta Galatasaray'ı konuk edecek olan Yeni Malatya Spor iyi bir sonuç olarak kötü gidişe dur demek istiyor. Hemen detayları paylaşalım sizlerle. Spor Toto Süper Lig'de üst üste 3 mağlubiyet alan Yeni Malatya Spor'da teknik direktör Şumudika kendisinden önce yapılan transfer politikasını eleştirerek 6-7 oyuncumuzun kalitesi Süper Lig kalitesinde asla değil. Bunu herkes biliyor. Ben şimdi nasıl değişiklik yapacağım? Nasıl oyuncumu rotasyona götüreceğim? Delireceğim. Deliler gibi Ocak ayındaki transfer sezonunu bekliyorum ifadesini kullandı. Spordaki gelişmeleri aktardık. Bültenimize noktayı koyuyoruz. Yarın yine aynı saatte saatler 19.15'i gösterdiğinde karşınızda olmayı umut ediyorum. Hoşçakalın.